Ve açış konuşmalarını yapmak üzere Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç'un kürsüyü teşriflerini arz ediyorum efendim. Buyurunuz. Anayasa Mahkemesi'nin temel haklar alanındaki kararlarının etkili şekilde uygulanmasının desteklenmesi projesine katıldı. Ankara'da bir otelde düzenlenen Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi'nin ortak projesi olan programa Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ile birçok yargı mensubu katıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç burada yaptığı konuşmada uluslararası hukuk maalesef Filistin konusunda hiçbir etki sağlayamıyor dedi. Burada Avrupa Konseyi temsilcimizin de Avrupa Birliği temsilcimizin de bulunduğu bir ortamda onlara şunu ifade etmek istiyoruz. Filistin'in yanında olmak zorundayız. Soykırım yapan saldırganların karşısında durmak zorundayız. En temel insan hakları dünyanın gözü önünde ihlal edilirken eğer sessiz kalıyorsa birileri o suça ortak oluyor demektir. O nedenle bu duyarlılığı insanlık göstermeli. İnsanlık vicdanı gösteriyor. Maalesef uluslararası kuruluşlar bunu gerçekleştiremiyor. Uluslararası mahkemeler, uluslararası sözleşmeler, uluslararası hukuk maalesef Filistin konusunda hiçbir etki sağlayamıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi soykırım suçu nedeniyle yargılamaya, soykırım yapan gerçek kişileri cezalandırmak için kurulmuş olan, Roma statüsüyle hayata geçmiş olan 120 ülkenin onayıyla kurulmuş olan Uluslararası Ceza Mahkemesi, başsavcısı soruşturma açtı ama soruşturmayı bir davaya henüz dönüştüremedi. Yakalamaya yönelik, tutuklamaya yönelik yakarama kararı talep etti. Bu da henüz hayata geçmedi. Başsavcının bu adımı olumlu bir adım. Ama tabii ki hayata geçmesi önemli. Hayata geçmediği zaman da bir anlamı kalmıyor.